Merhabalar arkadaşlar. Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle çok güzel bir model paylaşacağım arkadaşlar. Modelimiz alt ve katlarıyla ilerliyor. Artı 2 ilmek atıyoruz. 6 sırada tamamlanıyor. E, modelimiz gerçekten çok basit ve çok güzel bir model Ben daha önceden şu şekilde 18 artı 2 ilmek attım iki sırada haroşa ördüm Sizler örgünüze başlamadan önce istediğiniz lastiği altına yapabilirsiniz Ben haroşa yaptım Çünkü daha çok yakışıyor modeli Sizler de videonun sonunda Eğer beğenirseniz benim gibi yapabilirsiniz Evet arkadaşlar İsterseniz başlayalım başlamadan önce şöyle ipimi göstereyim ipim Nako'nun bebe yünlerinden şişlerimde ona uygun 3 milimlik şişler arkadaşlar isterseniz bu ipi 3,5-4 numarayla da örebilirsiniz. Evet dilerseniz başlayalım ben yine çok heyecanlıyım kusuruma bakmayın videonun başından söyleyeyim. Videoma başlamadan önce Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Evet şöyle şişlerimizi alıyoruz. İki sıra dediğim gibi haroş ördüm. 20 ilmek attım. Kenar ilmeği ile beraber Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve modelimizin ilk sırasından başlıyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sırasında 5 tane ilmeğimizi şu şekilde 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 ilmeğimizi bu şekilde ters örüyoruz. 6. ilmeğimizi ipimizi arkada şu şekilde örmeden şişimize alıyoruz. Yine 1 2 3 4 ve 5 ilmeğimizi ters ördük. 6. ilmeğimizi şu şekilde örmeden alıyoruz. İpimiz arka tarafta. 1 2 3 4 ve 5 ilmek ters ördük. 6. ilmeği örmeden aldık. İpimiz arka tarafta ve kenar ilmeğimizi ördük. Bu şekilde ilk sıramızı ördük arkadaşlar. İkinci sıramız ve arka yüzündeyiz. İlk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. Şöyle e, örmeden aldığımız ilmeğimizi bu, bu sırada arka sırada şöyle ters olarak örüyoruz ve 5 tane önden ters ördüğümüz ilmekleri burada düz örüyoruz. 2 3 4 ve 5. Bakın örmeden aldığımız ilmek arkasında şu şekilde ilmeğimiz var. Onu ters ördük. Ve 5 tane düz örüyoruz yine. 2 3 4 ve 5. Örmeden aldığımız ilmek onu yine ters ördük ve 1 ve 2 3 4 5 tane düz ve kenar ilmeğimizi ördük. İkinci sıramız da bu şekilde bitti. Üçüncü sıramızda ve ön yüzdeyiz arkadaşlar. Yine aynı şekilde ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 5 tane ters örüyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Buradaki düz ilmeğimizi yine şu şekilde örmeden aldık ve Yine terslerimizi örüyoruz. 2, 3, 4, 5. Yine aynı şekilde bakın şu şekilde dümdüz almıyorum. Şöyle arkadan ilmeğimi çevirerek alıyorum örmeden. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sonuncu ilmeğimi yine şu şekilde örmeden alıyorum. Ve kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz arkadaşlar. Yine aynı şekilde ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Öndeki örmeden aldığımız ilmeği ters örüyoruz. Burada önden örmüyoruz. Arka taraftan bu tek ilmekleri örüyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Yine örmeden aldığımız ilmeği ters ördük. 1 2 3 4 ve 5. Örmeden aldığımız ilmeği ters örüyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Ve kenar ilmeğimizi ördük. Şimdi dördüncü sıramızdayız. Pardon. Beşinci sıramızdayız. Ve ön yüzündeyiz. Şimdi modelimizi kuracağız arkadaşlar. İlk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. Burada iki tane tersimiz. Onların ikisini ters olarak şu şekilde beraber ördük ilmeklerimiz teke düştü ikisini beraber ördük burada sayıyoruz bakın haroşelerimizi 1 2 3 ve 4 dördüncüden ilmek çıkartıyoruz Arkadaşlar şu şekilde çıkarttık ve uzattık bu sıradaki ilmeğimizi düz olarak ördük ve oradan aynı yerden bir ilmek daha çıkardık şöyle şu şekilde 3 ilmek oldu yani bir ilmeğimiz Buradan iki tane ilmek çıkarıyoruz. Üç ilmek oluyor. Bu sıradaki iki ilmeği yine aynı şekilde ipimiz bizden yana ters olarak örüyoruz. İlmeklerimiz yine beş tane. İki, bu tarafta kesiyoruz. Bu tarafta kesiyoruz. Ortada artırmış oluyoruz. Bu ilmeğimiz yine aynı şekilde düz ilmeğimiz şurada örmeden alıyoruz. Bu ilmek hep aynı şekilde örülüyor. Sıradaki iki ilmeğimizi beraber ördük ters olarak yine 1 2 3 ve 4 dördüncü yerden şu şekilde bir ilmek çıkardık uzattık ve ipimiz Pardon ortadaki ilmeği düz olarak ördük aynı yerden tekrar bir ilmek daha çıkardık sonraki iki ilmeğimizi ipimiz bizden yana ters olarak şu şekilde ördük beraber düz ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz Sıradaki iki ilmeğimizi ters olarak ördük. Yine aynı ortadaki ilmeğimizi 5 ilmeğimiz var. İkisini ters olarak beraber keserek ördük. 1, 2, 3 ve 4. Dördüncü yerden şöyle şişimizi geçiriyoruz ve bir ilmek çıkartıyoruz. Uzatıyoruz ve ortadaki ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Ve aynı yerden tekrar bir ilmek daha çıkartıyoruz. Şu şekilde ve ipimizi bizden yana alıyoruz kendimizden yana ön tarafa iki ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Buradaki düz ilmeğimizi yine şöyle arkadan alarak örmeden geçiriyoruz ve kenar ilmeğini örüyoruz. Modelimizin 5. sırasında bu şekilde kurmuş olduk. 6. sırası ve son sırasındayız arkadaşlar. 6. sırada ilk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. Burada örmeden aldığımız ilmeğimizi yine aynı şekilde ters olarak ördük. Buradaki ilmeklerimizin hepsini düz olarak örüyoruz. 1 Bakın artırma yaptığımız ilmekler yani çıkardığımız 2 3 4 ve 5. Yine aynı şekilde 5 ilmeğimizi düz olarak ördük. Ortadaki ilmeğimizi ters olarak ördük. 1 2 3 4 5 tane düz örüyoruz. 1 tane ters. 1 2 3 4 5 tane düz ördük ve kenar ilmeğimizi ördük. Evet, modelimizin ilkini bu şekilde kurmuş olduk arkadaşlar. Şimdi beraber ikinci modelimizi kuralım. İkinci model ön yüzünde ve birinci sırasındayız. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Yine aynı şekilde 5 tane ters örüyoruz. 2 3 4 5 Ortadaki ilmeğimizi, düz ilmeğimizi yine bu şekilde örmeden aldık. 1, 2, 3, 4, 5 tane ters ördük. Yine ilmeğimizi örmeden aldık. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yine ilmeğimizi örmeden aldık ve kenar ilmeğimizi ördük. İlk sırasını yapmış olduk. İkinci sırası ve arka yüzündeyiz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Burada örmeden aldığımız ilmeğimiz var. Onu ters ördük ve yine 1 2 3 4 5 düz ve bir ters. 1 2 3 4 5 düz bir ters. 1 2 3 4 5 düz ve kenar ilmeği. Evet arkadaşlar, iki sırasını ördük. Şimdi 3. sırasındayız. Yine aynı şekilde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Sadece oradaki düz ilmeklerimizi bu sırada örmüyoruz. Örmeden alıyoruz. 2 3 4 5 ters. Düz ilmeğimizi örmeden aldık. 1 2 3 4 5 ters. Düz ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 2 3 4 5 ters düz ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve kenar ilmeğimizi örüyoruz. 3. sırası da bitti. 4. sırasındayız. 4. sırasında yine aynı şekilde kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İlk ilmeğimizi ters 1 2 3 4 5 düz. 1 ters 1 2 3 4 5 düz 1 ters 1 2 3 4 5 düz ve kenar ilmeğimizi ördük şimdi modelimizi kuracağız yine ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz sıradaki iki ilmeğimizi ipimiz bizden yana ikisini birden şöyle ters olarak kesiyoruz sonra yine aynı şekilde 1 2 3 dördüncü Dördüncü yerden bir ilmek çıkartıyoruz. Şöyle uzatın. Bakın bunları çok uzatmamışım. Biraz uzatırsak daha güzel olur. Sonraki oradaki ilmeğimizi düz örüyoruz. Aynı yerden tekrar bir ilmek daha çıkartıyoruz. Onu da uzatıyoruz. Ve ipimizi kendimizden yana alıp iki tane ilmeğimizi şu şekilde ters olarak örüyoruz. Ve oradaki düzümüzü yine örmeden alıyoruz. İki ilmeğimiz şu şekilde ters olarak ördük. 1 2 3 dördüncü sıradan alttan ilmeğimizi çıkardık ortadaki ilmeğimizi düz olarak ördük bir tane daha aynı yerden ilmeğimizi çıkardık ve ipimizi kendimizden yana alıp iki ilmeğimizi ters olarak ördük ortadaki düz ilmeğimizi yine örmedik Şu şekilde ikisini ters örüyoruz bir 2 3 ve dördüncü yerden şu şekilde bir ilmek çıkartıyoruz uzatıyoruz ortadaki ilmeği düz örüyoruz ve aynı yerden tekrar bir ilmek daha çıkartıp uzatıyoruz İpimiz bizden yana şöyle kenardaki iki tane tersimizi beraber örüyoruz yine düz ilmeğimizi bu şekilde değil şöyle arkadan alıyoruz örmeden kenar ilmeğini örüyoruz bakın bir şey daha söyleyeceğim bu sırayı da bitirince zaten bitecek şurası bu şekilde o kadar güzel oluyor ki bakın hem kenardan buradan hem buradan yani bütün örgülerinizi aslında bu şekilde kenarı düz olması için kullanabilirsiniz bu örgü şeklini. Benim çok hoşuma gitti. Ben yani yeleklerin ön kısmında lastiklerde dahi kullanabilirsiniz. Bakın her yandan çok düzgün bir şekilde çıkıyor. Evet arkadaşlar son sıramızda kenar ilmeğini örmeden alıyoruz yine. İlki ters. 1 2 3 4 ve 5 tane düz 1 ters 1 2 3 4 5 tane düz 1 ters 1 2 3 4 5 tane düz ve kenar ilmeğini ördük evet arkadaşlar ikinci modelimizde kurmuş olduk modelimiz gerçekten çok güzel hemen kendini gösteren bir model eğer daha bol yaparsanız şu ilmek çıkardığımız yerleri daha da şık duracaktır. Şimdi sizlere daha önce örmüş olduğum büyük modelimi de göstereyim. Şu şekilde bakın gerçekten çok şık duruyor. Çok hoş duruyor. Bu tarafta bakın ilmeğimizi örmeden aldığımız yer gerçekten bu kısmı çok şık duruyor. Bu kısmı da hani e, dikileceği yer olsun mesela yeleğimizin ama bu kısmı lastik de yapmasanız hem bu taraftan hem de bu taraftan çok şık duruyor. Modelimizin arka tarafı bile çok güzel duruyor. İki tarafını kullanabileceğiniz bir model bence. İnşallah benimle beraber yapmışsınızdır, beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Gerçekten güzel bir model. Ben çok beğendim. Sizlerin de beğenmesini bekliyorum.